Instagram'dan çocuklarla çocuk oluyoruz etkinliğimize tekrardan hoş geldiniz. Şimdi tişört boyama etkinliğimize devam edeceğiz. Tişört boyamak için gerekli olan malzemelerimizden bir tanesi tabii ki de bir tişört. Beyaz tişört olursa bizim için daha iyi olabilir çünkü kullandığımız kalemler, boya kalemleri, özel tişört kalemleri daha güzel gözükecektir. Beyaz tişörtte daha canlı gözükecektir. Bir tane tişörtümüz var beyaz. Burada çok güzel, tatlı, renkli kalemlerimiz var. Tişört marker diye geçiyor bu kalemler. Her yerden bunları bulabilirsiniz. Ve tişörtümüzü boyarken içine böyle bir şey koyacağız ki altına boya geçmesin. Tişörtümüzün ön kısmına veya diğer kısmına boya geçmesin. Bir defter koyabilirsiniz, kitap koyabilirsiniz. Ve bir bantımız var, elektrik bandı olabilir, herhangi bir bant da olabilir. Bunu da kullanacağız. Nereye ne çizeceğimizi, nereyi boyayacağımızı belirlemek adına bir tane banta ihtiyacımız var. Ve bir kalem, kurşun bir kalem, kurşun bir kalem olabilir. Çünkü resmini yapacağımız şeyi, çizeceğimiz şeyi önce bu kağıtta, beyaz bir kağıtta prova edeceğiz ki buraya istediğimiz gibi güzel bir şey çizebilelim. Evet, şimdi yavaş yavaş başlıyoruz. Hemen tişörtümü önce bir kenara alıyorum. Burada kağıdımda ne çizmek istediğimi önce bir taslak şeklinde hazırlayacağım. Örneğin bugünkü temamızda balon harfler olsun. Balon gibi renkli renkli harfler olsun. Hemen örnek olarak size buraya bir balon çiziyorum küçük. Balonumuzu çizdik. Balon harflerin özelliği şudur. Hiçbir zaman çok köşeli olmaz. Yuvarlak bir şekilde gelir. Yani şişikmiş gibi durur. Ne yazalım? Mesela KTSK yazalım. Hemen bir K harfi yapıyorum buraya. Birkaç tane deneyebilirsiniz. 2-3 örnek çizip, taslak yapıp beğendiğinizi tişörte uygulayabilirsiniz. Şimdi bir K harfi yapıyorum balon şeklinde. Gördüğünüz gibi harfleri, balon gibi kenarları, bu bir uzun balon olabilir, yuvarlak bir balon olabilir. Balon harflerde dikkat etmeniz gereken harflerin köşeli değil de oval olması, yuvarlak olmasıdır. K harfimizi yaptık, şimdi T harfini yapacağım. Evet, T harfimi de yaptım. Daha sonra S harfimi yapacağım. Harfimi de yaptım. Tekrar K harfi yapacağım. Harfleri yaparken birbirinden ayrı ayrı da yazabilirsiniz. Fakat bu tarz yazı fontlarında, eğlenceli harflerde birleşik yazmanız daha güzel olacaktır. Son harfimi de yapıyorum. Evet, son harfimi de yaptım. Gördüğünüz gibi KTSK yazdım buraya. Siz isterseniz kendi isminizi de yazabilirsiniz veya sevdiğiniz bir şeyi de yazabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi bunu süslemek için daha önceden buraya çizdiğim balonu hatırlıyorsunuz. Görüyorsunuz da bir ip yapıyorum balondan. Bu ipi harfe bağlıyorum. Yine aynı şekilde buradan bir ip çıkartıyorum, yuvarlıyorum ve yine bir harfe bağlıyorum. S harfimize de yapalım bir tane. Yine balonumuzu S harfine bağladık. İstediğiniz kadar balon çizebilirsiniz. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ve 4 tane balonla bunu bağladık. Birazdan bunu tişörte geçireceğiz. Tişörte geçirirken önemli olan şey harfleri buradan bakarak düzgün bir şekilde yapmanız. Şimdi tişörte geçmeden önce nereye yapacağımı belirlemem gerekiyor. Hemen hazırlıyorum tişörtümü. Tişörtü düz bir şekilde serdim. Çok yukarıda olmasını istiyorsanız yapabilirsiniz ama benim tercihim genelde şu hiza oluyor. Tişörtün altına boya geçmemesi için ben şöyle bir şey kullanıyorum. Siz defter kullanabilirsiniz.
Öncelikle bunu tişörtün içine sokuyorum. Yapacağım yere. Evet, hazırladım. Tam ortalıyorum ki şu yaka kısmından ortada kalsın yazacağım yazı. Şimdi bunu bantla sabitleyeceğim ki nereye harfleri yazacağımı bileyim ve düzgün olsun harfler. Şu şekilde iki yandan kollardan, kolların dikiş çizgisinden hizalarsanız tam düz bir şekilde bir çizgi elde edebilirsiniz. Hemen bantımızı kopardık. Evet. Bunu bu şekilde buraya bantladım. Bir tane daha yapacağım. Onu da yine aynı şekilde alt kısmına bu şekilde yapıştıracağım. Boyutunu ayarlayabilirsiniz. İsterseniz küçük yazmak istiyorsanız bu şekilde, büyük yazmak istiyorsanız daha aşağı indirip açıyı ayarlayabilirsiniz. Ben birazcık orta boyda bir şey yazmak istiyorum. Hemen diğer bantımı da yapıştırdım. Sonra tişörtümü bu şekilde katlıyorum. Ki tişörtü çizerken birazcık gergin olsun. Rahat rahat kalemle üzerinde hareket edebileyim. Şimdi kalemlerimi aldım. Buraya da daha önceden hazırlamış olduğum taslağı koyuyorum. Önüme bakıp çizeceğim çünkü. Açık renklerden başlamanızı tavsiye ederim. Eğer beğenmezseniz veya hata yaparsanız açık renklerin üstünü koyu bir renkle kapatabilirsiniz. Ama koyu bir rengi açıkla kapatamayabilirsiniz. Ben ilk olarak bu açık turuncuyla başlayacağım. Tam orta kısmına yazıyorum yazıyı. Çok dışarılara çıkmayın. Tam ortadan ense hizasından hiza alıp bu şekilde 4 harfi ortaya yerleştirin. Hemen K harfiyle başlıyoruz. %100 aynı olmasına gerek yok. Sadece benzetseniz de yeter sizin için. Yine güzel olacaktır. Şimdi K harfini yapıyorum. Harfimizin ismi neydi, stili neydi? Balon harfler. Balon şeklinde harfler. K harfimi yaptım. K harfini yaptığım gibi içini boyuyorum turuncuya. Boyamak için acele etmeyin. Yavaş yavaş, düzgün bir şekilde, hiç boşluk kalmadan çizgilerin içini doldurmaya çalışın. Yaparken de biraz elinizle bu şekilde çekip gerdirirseniz daha rahat boyarsınız. Evet, kağıt neredeyse bitmek üzere. Bir kez daha üstünden geçiyorum boyadığım yerlerin, hiç boşluk kalmasın. İyice istediğim rengi verebileyim, canlı olsun. Evet, K harfimizi yaptık. Hemen bunun yanına açık yeşil ile T harfimi yapacağım. Ne yapıyorduk? Harfleri yaparken birleştiriyorduk. Birbirleriyle yan yana yapıyorduk. Tabii çok aşırı da iç içe sokmamalıyız harfleri. Yazdığımız yazı okunsun.
Evet, T harfimizi de yaptık. Şimdi T harfini boyayacağım. Harfler yan yana olduğundan boyarken birbirine geçilmemeye boyayı dikkat edin ki renkler birbirine karışmasın. Bu şekilde gerdirerek boyuyoruz çünkü tişört yumuşak bir malzeme olduğu için katlanır. Eğer gerdirmezseniz rahat boyayamazsınız. Gerdirirseniz hızlı bir şekilde rahat boyayabilirsiniz. Yine dediğim gibi isterseniz arkasına kendi isminizi yazabilirsiniz. Veya sevdiğiniz başka bir şeyi yazabilirsiniz. Ben bu tarz boyamalarda genelde 2-3 kez boyadığım yerin üstünden geçiyorum ki hiç boşluk kalmasın, renk daha canlı gözüksün. Şimdi ikinci katı geçiyorum. Evet, ikinci katta bitmek üzere. Evet, ikinci katı da bitirdim. Şimdi diğer harfimize geçeceğiz. Onu böyle renk yapsak, onu da mavi yapalım. Diğer harfimiz de açık mavi olsun. S harfimizi yapacağız şimdi. Evet, S harfimizi de yaptık. Şimdi boyuyoruz. Boyarken elinizi boyadığınız yerlere değdirmemeye dikkat edin. Çünkü boya kurumamış olabilir ve farkında olmadan tişörtün diğer yerlerine bulaştırabilirsiniz. Böyle bir durum olursa da boyanan yerin üstüne bir balon çizip orayı kapatabilirsiniz. Ama dikkat etmekte fayda var. Mavi rengimiz de çok güzelmiş. Gökyüzü mavisi gerçekten. Bu kalemlerin özelliği yıkandığı zaman çıkmaması. Yani bir kere çizim yaptığınız bir tişörtü uzun süre kullanabilirsiniz. Yıkandığında çıkmayacaktır boyalar. Evet, şimdi bir kat daha hemen geçiyorum. Evet, S harfimiz de tamam. Şimdi son harfimiz K harfi. K harfini de yapsak sanırım kırmızı güzel olacak. Kırmızı yapalım. Evet, kırmızı.
Evet, biraz turuncu gibi oldu kırmızımız. Ama olsun. Koyu turuncu. Gayet güzel bir renk. Bu teknikle birçok tişörtünüzü çok eğlenceli hale getirebilir, kişiselleştirebilirsiniz. Üzerine isimlerinizi yazarak sevdiğiniz sözleri, belki sevdiğiniz harfleri, sayıları yazarak eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Gerdirerek yapıyorduk tişörtü rahat boyamak için. Hemen son bir kat daha geçiyorum. Daha sonra küçük balon eklemeleri yapacağım. Aynı taslağımızda yaptığımız gibi. Daha da eğlenceli bir hale gelecek. Yazdığımız yazı. Bunun gibi birçok eğlenceli yazı fontu var. Bunları internetten bulabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Şimdi bunu bitirdik. Hemen balon yapalım. Mesela balon yaparken hangi rengi kullanalım? Bir tane bu bej rengini kullanabiliriz. Nasıl yapıyorduk balonu? Balonu yaparken ipi isterseniz siyah yapabilirsiniz, isterseniz aynı renkte yapabilirsiniz. Ama siyah olursa daha güzel olacaktır. Onu da göstereceğim şimdi. Önce bir balon çiziyorum buraya. Balonumu boyuyorum. Balonumu çizdim. Hemen ardından siyah bir kalemle, yine tişört marker tarzı bir kalemle bakalım. Hafif gölge şeklinde yapabilirsiniz. Şöyle başka bir kalemle gibi. Kalemimiz sanırım azalmış. Evet. Şimdi siyah bir kalemle hemen ip gibi dolandırarak bunu ne yaptım? K harfine bağladım. Hemen başka bir balon yapıyoruz. Bunu da koyu yeşil yapalım. Balonları istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Orta kısma, üst kısma, yan kısma, aşağı kısma. Ama bence yukarı yerleştirirseniz daha iyi olur. Çünkü uçan balon efektini vermek istiyoruz burada. Bir tane daha balon çiziyorum. Şöyle. Hemen bu balonu da siyah bir iple bağlayacağım diğer kıyafetine. Hop, onu da bağladık. Bu da gayet güzel oldu. Şimdi başka bir renk yapalım. Koyu lacivert yapabiliriz mesela. Onu da yine şuraya yapalım. Bu balonumuz biraz daha küçük olsun. Bunu da yaptım. Bunu da yine bağlayacağım harflerimle. Fakat bu sefer ip biraz daha dolandıracağım. Yani şöyle K harfinin altından dolandırıyorum ipi. Ve bağlıyorum T harfine. Evet, bunu da T harfine bağladım.
son bir tane daha balon yapalım. O ne renk olsun? O da kahverengi olsun. Birçok farklı renk kullanıyorum ki daha eğlenceli olsun yaptığım şey. Ben şuraya da bir tane çizdik. Küçük bir balon. Onu da yine aynı şekilde ipini dolandırarak yapacağım. Bu ipini de şöyle S harfinin altından geçiriyorum. Hop. Evet. Çok güzel oldu. Evet. Son balonumuzu da yaptık. Şimdi beyaz kalem ile çizdiğimiz balon harflere burada gördüğünüz gibi bir ışık efekti vereceğim. Bunu yine aynı taraflara yapabilirsiniz, ters tarafa yapabilirsiniz. Ben bu tarafa yapacağım. Birazcık balon efekti vereceğim yani. Balon efektini yapmak için en az 2-3 defa üstünden geçin beyazın ki iyice belli olsun. S harfimizi de yapıyoruz. Son olarak K harfimizi de yapıyoruz. Bir iki kez daha geçiyorum diğer harflerin üstünden. Beyazla. Gayet güzel oldu. Şöyle göstereyim. Gayet hoş oldu. Biraz kuruması için bekleyelim. Bekledikten sonra bunu ütüyle tersten ütülerseniz daha da kalıcı olacaktır. Sıcak bir ütüyle tersten. Evet. Bağlantı yüzünden yayınımız kesildi. Bu güzel tasarıma bağlantı bile dayanamadı sanıyorum. Evet, çizimimizi bitirdik. K, T, S, K harflerini kullandık. Yani KTSK, Koç Topluluğu Spor Kulübü harflerini kullandık. Kısaltmasını kullandık. Balonlarla bunu süsledik. Balonlara da bir ip yapıp bunu harflerle bağladık. Zaten harflerimiz de balon harflerdi. Umarım beğenmişsinizdir ve siz de bizimle eğlenmişsinizdir. Şimdi şöyle tişörtü açıp da göstereceğim size karşıdan. Hemen bantlarımızı çıkartıyoruz. Bantlarımızı çıkarttık şöyle. Evet. Tişörtümüzü açıyoruz. İçinde dosyayı da çıkarttım. Umarım güzel gözüküyordur bu şekilde. Gördüğünüz gibi siz de kendi tişörtlerinizi benim yaptığım gibi bu şekilde kişiselleştirebilir. Buraya isminizi yazabilir, sevdiğiniz renkleri kullanarak veya numara yazabilirsiniz. Veya buraya bir hayvan karakteri, bir süper kahraman karakteri çizebilirsiniz. Ama dediğim gibi önceden bir hazırlık yapıyoruz. Taslağını çiziyoruz. Sonra tişört kalemleriyle bunun üstüne geçiyoruz. Ve yıkadığımızda da bu kalemler çıkmıyor. Gayet güzel bir şekilde bunu kullanabiliyorsunuz uzun bir süre. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şunu şöyle koyuyorum ki rahat görebileyim. Bugün birbirinden güzel etkinliklerle beraberdik.
origami sanatıyla tanıştık. Gizem Hoca ile çok güzel danslar öğrendik. Öznur Hoca ile bilmecelerimiz oldu. Ben bile gerçekten bazılarını bilemedim ama sizin bildiğinizi gördüm, biliyorum. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. Çocuklarla Çocuk Oluyor etkinliğimizde yaptığınız çizimleri, ettiğiniz dansları aynı etiketle Koç Topluluğu Spor Kulübü sayfasını etiketleyerek paylaşırsanız biz de kendi sayfamızda paylaşmak isteriz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.